Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli hamkasplarımız, hürmetli mücazilerimiz, hürmetli sermayedarlarımız, barçamızda sağ salamadık dilenen halatta Skyward Community'nin bulunduğu dubikasiya boyunca Özbek dilindeki mazulumuzu başlayalımız, açıq edebilen halimiz. Kelgüsü 100-200 yılda en yirik sabah hayatlı transport düzümünün egelerisi ve hoş gülüp sizler de bugün dersimizi başlayınız. Demek, muhafakat kültürçü aldık kademlerine örgütü boruyanımız, Osman Dünya Ham Cemiyeti, sizin galibiniz Dünya Galibesi. Bu gördüğü bir strüktüre bir nazar sorsanız, siz her biriniz bir unikal dediğimizde bir şunaqan bir acayip her bir tahankor acayip şahs. Her birimiz atlatımızda minlap adamlar toplamışı mümkün. Ortaçı hesabda olumlarının ölçüp çıkıp sorulardan otkazılınan bir şunaqan tatbikat işleri boyunca her bir maktab okuyucusunun yol denende her bir maktab okuyucusunun yol denende 100 tetanışı bulana kadar. Maktab yani oradan 100 tetanışı bulana kadar. Maktabning 10-sinf sınıfta o'qigan odamning hech bir odamda 10 mingta tanishi bo'ladi. Har bir oliy dargohga qadam qo'ygan odamning yo'q deganda 20 ming tanishi bo'ladi. Har bir ishxona xodimi, har bir atalay 25 yoshlik odamni million tanishi bo'ladi. 50ga kirgan odamni 5 milliongacha, ya'ni 2 milliondan 5 milliongacha tanish bo'lishi mumkin ekan. Biz atrafımızda şunca adamlarımız var. Telefonlarınızı karasanız ki telefon kontaklarınızı karasanız mingtadan otuz telefon kontaklarınız var. Telefon kontak deneni bu doimi kapıştırıdılar. Hem sumat kültürüdülar, sumat kültürüdülar ve doimi reçli birbirlerine bağlı durduğun adamlarına sopa önledi. Demek şunçelik tanışlarımız var eden ki biz tizim kuruşlukta hiç günahlanmasıydığımız, oksanmasıydığımız gerekiyor. Tizimde cüde celalle barışlığımız gerekiyor. Tizim kuruşlukta ilgormeşimiz gerekiyor. Bunun için ne kuruşumuz gerekiyor? Bana bugün 10. modül dersimizi okuyalımız. Bugün bu dersimiz mesela şu okuşka, intilişke, karatilimle. Avala beni tanımadığı Allah için bu uzun tanıştık adamdan. Ben Rasulullah Anvar. 1977-99 yıllarda alaqa tizimlerde muhammiz bulmuşlar ama Özbekistan'da internet rövajlanışı, kompüter rövajlanışı, alaqa rövajlanışı da hizmetlerini korsatıp alaqa, hizmet korsatıp alaqa kavramı ünvanına edip olgandı. Demek bu da vakti buldu, şimdi şu an sağlığı çakalı yaptı. Alhamdulillah. 2014 yılgacha 1999 yıldan tadbirkorlik bilan sanoat sohasida shug'ullanganman. 2014 yil Skyway'da uchta bo'lib keldim. 2018 yildan beri Skyway kompaniyasida rejim rahbari bo'lib kelmoqdaman. Mana shu chiziqlar bo'yicha bir sizga chizgi beradigan bo'lsam, 1977-1999 yillar mobilida 22 yil davomida muhandis bo'lib ishladim. Bu şeyden daha vaktimde ben şu davrgeçe 3 denizde okudum. Bronte istedim uzun mekanlar buluştuğum hakkında malumat olmadı. Bronte istedim, Bronte oli noktada, Bronte ben noktada, menge ne mektepte, ne okuluk bilimliklerde, menge hiç kaçan menge uzunluk boy buluştuğum için menge hiç kaçan malumatı bilinmedi. Fakat Kur'an'da kupalda var, sen doğanın çöntelini kapatışı hareket kıldık. Yani o şey tüzümle, mesela o şey komünistik tüzüm, Sovet İttifakı tarif etti, memleketler özleri de havalı grup oldu. Ve manuşi davrında da cüda kıyın davrında buldu. Her kanakhanı taşkilatı ham, uzunu avgola hoş taşkilatı var polisliği, onu hayatta polisliği muamma buldu. Demek ki devlet taşkilatı da işler kurdum, bulmadı. Tadbirkarlık kıldım. Tadbirkarlık kıldım, mesela 15 yıl devamlı tadbirkarlık falan bulsam, bundan keyingi davrda ham o'zimga tadbirkorlik yaqin-yaqingacha ham davom etib keldi. Oxirgi 5 yillik davomida ham alohida shu transport sohasi bo'yicha Transnet nom degan o'sha
tashkilotni imtijoni qilib, mana shu Skyway'ni O'zbekistonda qurishligi uchun qo'limizdan kelgancha harakatimizni qildik. Lekin hech bir natijaga erishmadik. Bu yo'lda ham tadbirkorlikda ham faqat siz ishlagan vaqtingiz uchun daromad olasiz, ishlamasangiz daromad olmaysiz. Demak, mana bu 2014 yilda Antonov Juniskiy Skyway haqidagi ma'lumotlarni ishlaganimdan keyin bu yerda kelajak borligini sezdim. Anglab yetdim, tushundim va shu narsaga harakat qildim. Ve netice besamara bölmedi. Hazır hükümde elhamdülillah vel minne biz tüfailik Özbekistan'da samimiyodor bulan 10 milyon artık şahsla bor. Kimlerdir o faaliyeti tohbetti? Kimler başka kampanyayla bir yürüp yürüptü? Bana biz şey keşfolo deyken uyum var. Yani o şey maliye bilim dalları deyken uyularımızı bana ofislerimizde oynayıp başka kalıp şuna sen kozak tutkanımız. Şehirde elge, demek dedi, Sıkan Tuzağlı yürürgenleri, Kırsini bekliyor. Biz okulda okula yürüre vereniz, lakin hiç kuşan bir netice geçmeyiniz. Haşan ki biz, şey, sermaye dağılık hakkında, üniversite denen manada, harekatları falan bozsak, o zaman bizim bölümlerimizi aşırıp. Hazır bir günde internet denen tarmak, yani içtimai tarmakla da, bölüm oluşturduğu için ülken ülken imkanatlar var. Harikana kanıtında, halkana kanıtında mazurda, yeterlik dersde, yeterlik alıbalarından şimdiye tanımlanır dedi. Mavzuda yeterlik bu. Hoklanan bir mavzumuz olacak. Üniversitede yönelişi boyunca harekatlılar devam olsanız, değilse market maydini anlatlarımız. Demek biz onu boyatken dersimiz, sistemi kütüz ve uzun kura ders. Yani, selamun aleyküm, tarmaklı marketing boyunca halkoro trener Michael Bank'ni yaratken 5 yıldızı satış tizini demlanlanan taklimatını organ maktemiz. Hoş geldiniz barchangiz. Demak, bugungi mavzuyimiz ta'lim bo'yicha maslahatlar. Bu modulda biz o'qish va kovush haqida tushuncha beramiz. Avvalo kovush nima va ta'lim o'qish nima? Buni farqiga borib olishimiz kerak bo'ladi. Umuman bu savol bo'yicha malaka ta'limiga bog'liq narsa. Bilim ikki xil bo'ladi: nazariy va amaliy. Nazariy bilim bu savol bo'yicha bilim olish, u haqda tushunchalarga bo'lish bilimni nazariy jihatda takomillashtirish va hokazo. Ikkinchi tomondan amaliy ko'nikmalarni erishish tajribasi. Biz bilim olishlikda, demak, oldingi modullarimizda ko'p narsani tushuntirib berdik. Bugungi modulimizda mana shu sababi nima? Mana shu o'qishlarni, mana shu Michael Bank'ning 5 yulduzli sotish tizimidagi sotuvchi degan ma'nodagi derslerinin mazmunu nima ekanligini bir o'rganishimizda qoldi. Bu nima uchun bu darslar qilinadi? Nima uchun bunga biz urg'u beramiz? Nima uchun dars o'rganinglar? O'zingizni mana masalan hozir bizni qilayotgan ishlarimiz ko'pchiligimizga ayon Skyward Community kompaniyasi darslarni bepul o'tmoqda. Har kuni 4-lab, 5-lab webinarlar o'tadi. Har tilda 18 tilda hozir bungacha taqdimotlar bor. Vaholanki taqdimotlarni internet orqali o'zingizni Skyward Community webinarlari degan saytga kiradigan bo'lsangiz, subtitr bilan o'qishingiz, uni tarjima qilishingiz, ustozlaringizdan maslahat olib, bu darslaringizni, ko'nikmalaringizni oshirishingiz imkoniyatini beradi. Biz kovush degan gap oldik. Kovush nima, o'qish nima, bilim nima? O'qish bilish bu nazariy jihatdan qilinadigan narsa, tajriba orttirib bir malakaga erishish bo'ladi. Kovush esa o'sha olgan nazariy bilimingizni, amaliy bilimingizni oshirib borishlik. Uni yuksak darajaga ko'tarib borishlik, ularga ishlov berishlik. Masalan, juda ko'p odamlarimiz o'zining bilim doirasini keragicha ishlatmaydi. Menga nima, bular degan narsaga e'tibor beraman. Aslida bunday emas. Ta'lim bu, demak, juda ajoyib ulug' narsa, insonni ulug'lantiradigan narsa. Va kelgusi sinflarimizda biz bu masalalarda qanaqa yondashishlar bor, ilmiy jihatlarni ko'rib chiqamiz. Keyingi slaydimiz, mana ko'rib turganingizda, coach esa bu ma'lum mavzu bo'yicha mijoz bilan ishlash, aniqlik kiritish, e'tiroziga javob berish va detallar ustida ishlashdir. Ya'ni salohiyatni oshirish ko'pchilik inson uchun salohiyatini boricha ishlatmaydi. Ma'lum bir qism salohiyatini ishga soladi. Faylasuflar aytishicha, odamlar 10% salohiyatini ishlatadi. Kovushni maqsadi odamlar iloji boricha ko'proq salohiyatini sarflashini tushuntirib berish va yo'llantirib ko'rsatish. Mana bu kovush deganimizda biz mana suratga e'tibor bergan bo'lsangiz, Marina Gorkadagi
Belarusya'daki neden Minsk şehrinden 70-80 kilometre uzakta olan Merinburg denilen yerde iki bağımız var. İki bağımızdaki iki festival davrında önünden suratmalı. Yani yukarıdan önünden suratmalı. Kurtu denizde bu ham bir insanlara motivasyon veriyor. Salahiyeti bor ekanligini ko'rsatib, shu yerga borgan har bir inson, qancha odamlar bordi? Masalan, juda ko'plab odamlar bordi. Mana bu oxirgi pandemiya sababli, shunaqa bir epidemiya sababli shunchalik biz o'tkaza olmay qoldik bu harakatlarimizni, lekin o'tgan yil ham o'zimiz kamroq sostavda, ya'ni borib o'sha Dubayda ko'rib kelindi, Dubayda bo'ldi. Qaran ki, bizi baktığımız gibi Merinburg'a, yani Belarusya pandemiye de maske tizimlerine taşkın kılmaydı. Lekin bizde köpçülük uçakla meselesi, yol meselesi de, davlatıda çekilistan hududundan uyutuşları meselesi de koyup, kıyıncılar boyunca için, onlarla kıyılanması için bu meselesi toplatılık tizimlerdi. Lekin 21. yılda, bana expo buldu, 2020 expo 21. yılda tizimde, 6 aylar devam etti, geldi, kança adamlar geldi. Bunu kurup bunlar motivasyon oldu. Bizim adamlarımız hem binasadan biz daimi revişte keliyotken delegasyonu hakkında sıfatlarını alıp aldık. Çünkü işlerini bildik. Adamlarla tanıştırdık. Delegasyonuyla tanıştırdık. Bölgeler yerlilikle tanıştırdık. Bunun hemmesini meyde sizin salahiyetiniz alışılığı, uzunuz, kasbınızla mühür muhabbetiniz alışılığı ve gelecekte non, yani işte uzunuzu aile azalarınızda gereklik o'sha yetarlik meros qoldirish, nom qoldirish va kelajakda albatta mana shu siz tufayli sizning kelajak avlodlaringizga qandaydir bir imkoniyat berishlik masalasida sizlarga shunchalik bir jonkuyarlik qilib ma'lumotlar yetkazdik. Bu ma'lumotlarni aksar kompaniyalar pullik ma'lumot beradi. Aksar kompaniyalarda pul sarflab qo'yiladi. Masalan, o'zimiz ham mana shu Michael Bentni darslarini biz Yevropaga borib o'qib, ta'lim olib, pul sarflab kelganmiz. Hozirgi kunda kim 300 dollar investitsiya qilgan bo'lsa, kabinetda bemalol bu rus tilida, ingliz tilida bemalol darslar bor. Mana shu darslardan biz vatandoshlarimiz, biz ham shu yurtimizda yashaydigan investorlar qolaversa, ko'pchilik oddiy qatlam bu narsaga ega bo'lishdan maqsadda biz bu narsani tashkillashtirdik. O'zbekistonda 36% normal hayot kechirar ekan, o'zbeklar. Qolganlari, ayniqsa 47% aholi juda kambag'al holatda. Muhtoj, yordamga muhtoj holatda yashaydi. Demak, o'sha quyi qatlamdagi odamlar bir mablag'ga ega bo'lsa, bir o'zining kelajagini qursa, degan, ya'ni chiroyli Yevropadan boshqa yerdan bizni O'zbekistonga hech qanday kamjoyati yo'q. Aslida butun rivojlanish O'zbekistondan bo'lgan. Fuzuli, Bobur, Ulug'bek, Al-Qori, hamma sohada, jo'g'rofiya sohasini olasizmi, koinot sohasini olasizmi? Ilm fan sohasini olasizmi, meditsina sohasini olasizmi, mana meditsina sohada g'arbda Avicenna deydi, u ham bizning hamkorlarimiz. Mana kompyuter sohasini olasizmi, kompyuter sohasini olsangiz ham algoritm deydi, chatda g'arbda algoritm deydi, u Al-Xorazmiy asos solgan bu narsaga. Qarabsizki, butun eng yaxshi kadrlar, eng yaxshi avlodlarimiz shunaqa zo'r bo'lganda maqtanaveramiz, maqtanaveramiz, lekin o'zimiz hech qachon o'shalarga yetadigan o'shalarni 10 dan 1 ga arziydigan, o'shalarni 100 dan 1 ga arziydigan harakat qilmaymiz. Nima uchun biz o'shalarni avlodda bizni qonlarimizda, tomirlarimizda o'shalarni qonoq turgan bo'lsa, shunda ilmlar bizni genetikamizda bo'lsa-yu, biz qololiq sari o'zimizni sansolarlikka bo'lsa bo'lardi, bugungi qonimiz tursa, ertaga bir gap bo'lardi deb o'tadigan bo'lsak, bu albatta yaxshi narsa emas. Har bir insonda mana aytyapmiz 10% ni. Siz o'zingizni hozirgi holatingiz 10 barobar kuchaytiringiz mumkin. Siz bugungi kunda 100 dollar topayotgan bo'lsangiz oyiga, siz uni 1000 dollarga chiqarishingiz mumkin ekan. Siz bugungi kunda 1000 dollar daromad qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz salohiyat, potensial deydi. Ichki potensialingizni ochadigan bo'lsangiz, siz ertaga 10 ming dollar topishga imkoniyatingiz bor ekan. Mana namuna bo'lib turibdi, ko'rinib turibdi. Mana shu bugungi chatda bergan ma'lumotim bo'yicha o'sha Vietnamlik yigit 2017 yilda kelganda oddiy bir investor bo'lib kelgan edi. Buni qarab o'rganishni qarab yo'lga qo'yishni so'rab kelganda. Oydan bir yil o'tganda 18 yosh bola o'zi top ekspert bo'lib, orqasidan yana 18 ta top ekspertni olib keldi.
shunchalik ularda salohiyat katta ekan, ular o'zini ichki potensialini ichki salohiyatni shunday ishga solishlikka, bir-birini qo'llab-quvvatlashlikka va bir-biriga hamkorlikda, bir-biriga yordam berib, bir-birini qo'llab-quvvatlab, yurtdosh bo'lib, vatandosh bo'lib ular shunchalik harakat qilar ekan. Nima uchun biz shunday qila olmaymiz? Nima uchun biz shunday qila olmaymiz? Doimiy suhbatlarimizda aytamiz, kompaniyaning maqsadi yer yuzida 800 million odamni boy qilish. O'zbekistonda 35 million aholi yashaydi. 5% ham bormaydi. 40 million bo'lganda 5% bo'ladi. Shuncha odamimizdan 5% biz dunyoda 5% aholi 95% boylikka egalik qiladi deymiz. O'sha 5%, ya'ni o'sha 800 million ichida 5% ekanmiz. Nima uchun biz vatanimizni shu ko'rsatkichni yuqorilashtirishga, ana shu ko'rsatkichga erishishga harakat qilmasligimiz kerak. Bu o'qishlarimizdan sabab bu qilayotgan bizni gapirayotganlarimiz vaqt sarf qilib, umr sarf qilib, resurs sarf qilib biz sizlarga berayotgan darslarimizdan maqsad siz ozmi ko'pmi o'zingiz ichingizda salohiyatingizni, potensialingizni uyg'oting. Ozmi ko'pmi o'zingiz uchun tashvish qiling. O'zingizni hech bo'lmasa sal inson sifatida ko'ring degan maqsadda bu darsni qilyapmiz. Qanchalik sizlarda bo'ladigan bo'lsa harakat shunchalik daromad ham bo'ladi. Bu juda qiyin narsa emas. Mana butun darslarni aytamiz-ku, boshqa kompaniyalar hammas darslarni pulga o'tkazadi. Biz esa bepul o'tkazamiz. Salohiyatni oshirish uchun shu coachinglarni ko'proq o'tkaziladi. Mana bizning modulimizning maqsadi. Mana shu 10-chi modulning maqsadi, ya'ni shu coachga, o'qishga, bilimga maslahat beramiz biz. Ko'proq o'qing, ko'proq salohiyatingizni oshiring, ko'proq bilimingizni oshiring, ko'proq tajriba qiling. O'qing, o'qing, biz o'tgan darslarimizda aytib o'tdik. Sportchilar misolini keltirdik. Bir natijaga erishishlik uchun sportchilarimiz shunchalik qattiq harakat qiladi. Ter botib, yilib, hatto oyoq qo'llari sinib, yana oyoq qo'li singan taqdirda ham qayta tuzalib, yana muhabbati o'zining kasbiga, o'zining oldiga qo'ygan maqsadi aniq bo'lganligi uchun qayta-qayta, mana masalan bokschilar ringga chiqadi, qalta yeydi, bo'lmayoq sinib ketadi, behush bo'ladi, miyasi chalg'iydi. Yana o'ziga yana harakat qilib, yana shu ishni davom ettiradi. Biz yiqilayotgan ishimizda tahlika yo'q, talofat yo'q, qiyinchilik yo'q, bir tushunchilik tushadigan holat yo'q. Faqat o'qisak, o'rgansak, ustozlarimizdan, ustozlarimizga murojaat qilsak, odamlarga ko'proq gapirsak, meni kim emas, meni ishim emas, bu desangiz, o'zingizni o'ldirib boraverasiz. Lekin siz harakat qilishingiz kerak. Masalan, men o'z salohiyatimni ko'proq darajada ishlataman deb bilmayman. Shuning uchun ko'proq xalqaro tilni saboqlarini o'rganishga harakat qilaman. Mana bizda qanaqangi darslar bo'ladigan, men o'zim o'tkazadigan bo'lsak, demak, u o'zini yana ham bilimini qaytadir, biror ishlamagan trenerlari bo'lsa, borib ishchilikka harakat qilar ekan shu odam. 5 yulduzlik sotuv tizimini yaratib qo'ygan odam bo'lsa ham, yana o'z ustida ishlaydi, o'zini malakasini oshirishlikka, o'zini jarayonini oshirishlikka, o'zini bilim oshirishlikka harakat qilaveradi. Demak, men o'zim ham xuddi shunday. Biron bir yangi coach bo'l, yo biron bir dars bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga borib o'rganishga harakat qilaman. Lekin shu narsani ham bilishlik kerakki, qanchalik ko'p o'qisangiz, shunchalik bilimingiz oshadi. Shu narsani hech qachon esdan chiqarmaysiz. Siz ham o'z faoliyatingizni 10 barobar yuqori darajada ishlata olasiz. Salohiyatingizni. Faqat o'ziga ishonch bo'lishi kerak kishida. Coachingning ikkita asosiy omili bor. Birinchi omil bu bilim va mashqlardan shaxs o'zi qanday ma'rifatlarga ega bo'lishligini bilishligi. Ikkinchi omil esa kompaniya qanday ma'rifat beradi. Bu o'qishlardan. Mana shu ikkita omil asosida, ya'ni shaxsiy o'zingizni siz bilishligingiz. Avvalo birinchi omil. Siz o'zingiz nima ma'rifat ko'rasiz bu o'qishlardan va sizning kompaniyangiz nima ma'rifat ko'radi bu o'qishlardan. Mana shu ikkita omilga asoslangan bo'lib, shu ikki omil asosida harakatlanib shaxsiy o'sish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasi davom ettirib boriladi. Agar siz sotish bo'yicha bo'lim rahbari bo'lsangiz, xodimlaringiz salohiyatiga qarab vazifa yuklaysiz. Ular esa vakolat doirasida yarasha vakillik vazifalarini mohirona bajarishadi. Agar ishchilaringiz orasida salohiyati kamlari bo'lsa, ularga siz ishonib yuqori intellektual shaxslarga taqdimot uchun vakillikka vakolat bermaysiz. Ularga malaka oshirish, qo'yish va mashq qilishni tavsiya qilasiz. Tajribki, hatto qarshilik qilishsa-ki, vakolatlarda yetmagan salohiyatlari kam holda uddalashga kirishsa, vaholanki men yoki kimdir
salohiyatimni oshirish uchun o'zim jiddiy jahd qilib o'qishim kerak, tarjima o'qishim kerak, coachingga qatnashishim kerak. Avvalo shaxs sifatida, qolaversa mutaxassis sifatida shakllanishimda harakat qilishim kerak. Bu masala men o'zimga va ishonchimga bog'liq bo'ladi. Demak, tezisdan ko'rib turibsiz, demak, har bir insonning o'ziga bog'liq ekan bu narsa. İnsan özünün malakasından kelib chiqib, özünün bilimidan kelib chiqib bir ishga bel bog'lash kerak. Bundan kelmaydigan malakasdan ketmaydigan narsalar harakat qilmaslik kerak. Va masalan biz asosan bizning qiladigan ishlarimiz sotuvchi tizimi bo'lganligi uchun biz ham ma'lumot sotamiz. Sotuvchi va kamchiliklarni e'tirozlar bilan qanday ishlashlik, insonlarga qanday birinchi taassurot qoldirish, insonlarni qanday qilib o'z kompaniyangizni taqdimotini o'tkazish, oldingi ko'plab darslarimizni o'tkazganmiz. O'shalardan kelib chiqadigan bo'lsak, biron bir qilgan xatoyingiz, mulohaza bilan, qaytarishlik bilan, yana takrorlamaslik shu xatoni ustida ishlashlik bilan ham malaka oshiradi. Malaka oshirganingiz esa mana shu oldingi taqdimotingizda inson qanchalik sizga reaksiya bildirdi, qanchalik sizga salohiyatingiz borligini bildingiz, qanchalik u sizga masalan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, qanaqangi u e'tirozlarni bildirdi, ana shu e'tirozlar ustida ishlashingiz. Buni qandaydir insonning suhbat davomida qandaydir o'tirishligi, siz qanday diqqat bilan ishlashligi yoki ishlamasligi, qaysi so'zlaringiz e'tiborli bo'lishligi, qaysi so'zlaringiz e'tibor bo'lmaganligi, mana shu narsani iloji bo'lishi o'tgan darslarimizda aytdik. Suhbatlar jarayoni yozib olsangiz, xatolaringiz ko'proq anglab yetasiz. Bir kishi masalan 10 ta uchrashuv o'tkazsangiz, 10 ta uchrashuvdan masalan 1 ta, 2 ta, 3 ta regressiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu ish emasda, bu juda past natija, past ko'rsatishi bildiradi. Bu 1%, 2% degan narsani bildiradi. Sizni hech bo'lmasa yo'q deganda 40%ga chiqishingiz kerak. Masalan, bir haftada 5 ta uchrashuv o'tkazadigan bo'lsangiz, 5 ta uchrashuvingizdan hech bo'lmaganda har bir testda aytaylik 5 tadan odam qatnashganmi, 25 tadan odam qatnashdi. Shundan hech bo'lmasa har hafta 1 tadan 4 ta podpiska qilishingiz kerak. Har kuni 1 tadan 5 kunda 5 ta podpiska qilishingiz kerak. Ko'rasizmi, qanchalik o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Nima uchun biz taqdimotlarimizni odamlar qabul qilmaydi? O'zimiz ustimizda nimadan xato qildik? Buni analiz qilib, o'zimiz bu xatoyimizni tushunmadigan bo'lsak, olgan videoyimizni ustozni oldiga borib yoki ustozni oldiga borib kelsangiz, uni ijtimoiy tarmoq orqali, pochtasi orqali, Telegram orqali siz o'sha video audioni yuborib, ustoz, mana bu joyda men nimada xato qildim, ko'rib bering yoki birgalikda taqdimot o'tkazib, xatolaringizni tiklab borishingiz kerak. Ana shunda siz o'zingiz salohiyatingizni oshirasiz. Sizga bo'lgan vakolat kuchayadi. Mana bu yozib bilib qo'yibsiz, ko'rib qo'yibsizki, vakolat vakillik qilishlik. Hech kompaniyani, masalan, siz ustozingiz, masalan, sotish bo'limida ishlasangiz, sotish bo'limi rahbari sizni biror bir kompaniya direktori oldiga yubormayapti. Nima uchun bo'lmayapti? O'sha sizga salohiyatga ko'rmayapti-da. Shuni sizga kafillik berolmayapti-da. Siz kafolatingizdan chiqolmasligingizni bilyapti-da. Vakolatingizni suiiste'mol qilishingizni, vakolatingizni to'liq ado eta olmasligingizni bilganligidan sizga shunaqa odam yubormayapti. Endi nima qilishlik kerak? Inson hech birovdan xafa bo'lmaslik kerak. O'tgan darslarimizda aytdik-ku, ana shunday deb mana bunday qilmasligimiz kerak. Ko'rasizmi, mana shunday qilganimizda bitta qo'l uni ko'rsatsa, mana 3 ta panja o'zingiz ko'rsatyapti. Ayb o'zingizda. Ana shu aybdor dedingizmi, 3 karra o'zingiz aybdor bo'lasiz. Bu narsani hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Bunga doimiy amal qilib borishligimiz kerak. Mana qarang. Men qancha ko'p tajriba orttirsam, mahoratim oshsa, men shuncha ko'p mablag'ga ega bo'laman. Nima o'qishim, qovushlarga qatnashishim va boshqa barcha intilishlarimda bilvosita o'zimga manfaat keltirar ekan. Faqat menga emas, kim o'z ustida ishlasa, o'qisa, tajriba orttirsa, bu fikrlar barchaga tegishlidir. Juda ko'p kompaniyalarda men shohid bo'ldim. Xodimlar o'qishni, bilim olishni shaxsan, shaxsiy o'sishni istashmaydi. Ular ishga kelib ketib, muayyan bir maosh olib, o'zlariga komfort zonasini yaratib olishgan. Bu esa oqibatlar bankrot bo'lib keladi. Mana qarang, suratni qarang, suratga qaraydigan bo'lsangiz, mana bir kishi bir nimanidir tushuntiryapti, qolganlar hammasi diqqat bilan o'sha narsani eshitibdi. Bu demak, bular tajriba almashyapti. Bular ish joyida o'zining kasbini yuksaltirish darajasida salohiyatini oshirish yuzasidan tajribani olish masalasida bular suhbatlashib o'tiribdi. Bular coach qilyapti, ya'ni coach degani o'sha qatorlikka kirib chiqqan muayyan yo'nalishdagi o'sha o'zining ish sohalaridagi xatolarini tuzatishga harakat qilishish,
o'zining tajribalar almashish, bir-birlariga o'g'it berish, bir-birlar bilan motivatsiya bir-birlardan olishlik shohxonasida turishibdi. Endi u komfort zonani qilib olib, kelib, oilani olib ketaverib, gap bo'ladi, menga mana shu joyda yetyapti, yashayapman desa u xato bo'ladi. Mana bu slaydlarimiz oxirida bir ajoyib so'zlar bor, o'sha so'zlar bilan keyinchalik men hozir tanishtirib o'taman. Oldindan yugurib ketib, yo'q slaydlarga gapirib qo'yishlikka hozir o'zimni tep turibman. Juda ajoyib gaplar bor bu yerda. O'sha gaplar bilan o'rtoqlashamiz. Bu o'rindagi asosiy masala ular o'zlarida o'zlaricha hamma narsani bilishadi. Ular uchun yangilik yo'q. Chunki ularda o'sishga motivatsiya yo'q. Hech narsani qiziqi yo'q. Savdo bo'limi xodimlari qanchalik salohiyatli, tajribali, bilimdon bo'lsa, xodimlarga ham kompaniyaga ham shunchalik manfaatli bo'ladi. Doim biz aytamizki, muvaffaqiyatli kompaniya muvaffaqiyatli xodimlardan tashkil topadi. Yana ham aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, bu nima degani? Muvaffaqiyatli shaxslar muvaffaqiyatli kompaniya qurishadi. Qanchalik o'z muvaffaqiyatlarini sezganlarining sari yana yuqori cho'qqilarni zabt etishga ularda motivatsiya paydo bo'ladi. Qalblari jo'shadi, orzulari uyg'onishadi, maqsadlari ravshanlashadi va ishga qobiliyat ishtiyoqlari ko'tariladi va ko'proq o'qishga, bilim olishga, tajriba otishga muhabbat bo'lishadi. Mana kompaniyaning keyingi vaqtidagi yangiliklarini ko'rib borayotgan bo'lsangiz, kompaniya juda ko'p o'qishladi, juda ko'p nimalarni mana 5 yil edi. Undan tashqari mana hozir join 24. Undan tashqari mana test of futures. Shuni senganing bir narsalarni o'rgatishga harakat qilib, tashkil qilib, mana Dubayga hamkorlarni olib, mana Marina Gorkova odamlarni olib, ularga bilimlarni berib, katta-katta yo'nalishini beryapti-da. Kompaniyaga bu kerakmi? Kerak. Hamkorlar qanchalik demak, muvaffaqiyatli bo'lsa, kompaniya shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Hozirgi kunga kelib, dunyo bo'yicha bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. 200'den ortak mamlakatımızda hamkorlarımız var. 2 milyondan oluştu bu mümkünde hamkorların sonu. Şimdi hamkorlar sonu kimdir? Bir madde geldi. Mesela aldım içine kadar vardı. 10 dolarlık paketler vardı. 15 dolarlık paketler vardı. 25 dolarlık paketler vardı. Bunlar az yok bu paketler. İşte kimdir bu 10 dolarlık paketler hamkorlar? Kimdir 20 dolarlık paketler hamkorlar? Shunaqa, ular hamkorlarimiz hozir 2 milliondan ortib ketdi. Skavort kabinetini o'zidayoq hozir 600 mingdan oshib ketdi hamkorlarimiz soni. Insonda qachon ruhiy tayyorgarlik, motivatsiya bo'lsa, ruhan ko'tarilib bo'lsa, salohiyatini sezsa, u qanchalik biron bir ishni uddasidan bugun bir 10 ta odam bilan suhbatlashib, shundan ikkitasini masalan ro'yxatga oladigan bo'lsa, unda intilish bo'ladi. Intilish bo'lmagan taqdirda, ya'ni xatoni tekshirishga analiz qilishga, bugun ish kun podpiska bo'lmadimi? Nima uchun bo'lmadi? O'shani ikkovsiniz bugun mana o'tgan oyda 5-6 odamni registratsiyadan o'tkazgandi. Bu oy mana masalan shu bugunga qadar ishga qanday registratsiya bo'lmadi. Ayb nimada? Shu tahlil qilish kerak, inson o'zini tahlil qilib borish kerak. O'zini salohiyati darajasida o'sishga harakat qilish kerak. O'sha o'z bolachilikka qoldirib qo'ysa ish bo'lmaydi. Demak, birinchidan siz manfaatdor bo'lsangiz, kompaniyangiz manfaatdor bo'ladi. Kompaniyangiz sizni yana rahbarlantiradi, siz yana manfaatdor bo'lasiz. Bu tushunsinglar, albatta ishtiyoq bo'lish kerak. Ishga ishtiyoq bo'lish kerak. Odam o'zida samimiy motivatsiya deymiz, ha, o'zini rohlantirish bo'lishi kerak, rahbarlantirish bo'lishi kerak va markazo hokazo. Bu narsalarning hammasi kompaniyamizda mujassam. Kompaniya barcha o'yinlarimiz bo'yicha, masalan, qanchalik sizni xizmat faoliyatingiz bo'yicha lavozimingiz ortadigan bo'lsa, shuncha sizga motivatsiya beryapti. Masalan, shuncha ko'p sizga daromad beryapti, chiqindini ochib beryapti, ko'plab daromadlarni beryapti. Undan tashqari, masalan, o'qishga imkoniyatlar berib turibdi. Mana dunyo bo'yicha nima ishlar bo'lyapti, qanaqa odamlar bo'lyapti. Ko'rishni istasangiz, mana O'zbekiston eng qulay hozirgi sharoitda siz o'z hamkorlaringizga aytishingiz mumkin. O'zingizni yaqinlaringizga, birinchi liniyamizga hammamiz yetkazing. Mana 26-30 sentyabr kuni Qirg'izistonni Issiqko'l hududida juda chiroyli, bizga yaqin, juda ham yaqin. Mana Namangandan masalan vodiydan borish u yoqqa juda qulay, juda oson. Borib o'sha yoqda qatnashishlik kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Qirg'izlarda qanaqangi ilg'orlik bo'lyapti? Bunda hozirgi kunda bilasizmi, juda
Keyingi paytda ular rivojlanib ketdi. Oldingi davrlarda, mana pandemiyagacha bo'lgan davrda 17-chi, 18-chi, 19-chi, 20-chi yillarda O'zbekiston o'sha top 5 talikda edi. Top 5 talikda edik. Mamlakatlar ichida top 5 talikda edi O'zbekiston. Nima bo'ldi? Bilmadim. Shuncha yo'q. Qiziqish yo'q. Endi shuncha vaqt o'tdi. Endi bo'lmadi demasak kerak. Qancha ishlagan bo'lsangiz, mana shu vaqtda boshqa kompaniyaga o'tgan hamkorlarimiz hammasi juda yaxshi tushunadi. Boshqa joyda topgan daromaddan ko'proq daromad joyda topdi. Sal so'radikki, o'zi qo'rqib qo'ydi. Chunki biz o'qituvchilarning oldingi darslarimizda aytib o'tdikki, siz o'zingizni birinchi liniyangizda uchta hamkori lider bo'lishiga yordam qiling deyapmiz. Siz birinchi liniyada hamkorlaringizni lider bo'lishiga yordam qiling, siz mas'ul bo'lasiz. Juda oddiy, juda sodda, juda qulay tushuncha. Üç kişiler lider bo'lishiga yordam qiling. Tamam. O şey liderlerinizde yordam verin. Ularan birinci yerde güçlüden adamını lider kılıçlıkta yordam verin. Ula birinci yerde adamlarını lider yapılsa özleri master bulayız, siz ekspert bulayız. Biz de ooo, 20 talap, öyle bir diamond, silver, milver, silver bir, diamond bir, diamond iki, diamond üç, gitti. Pomoşik prezident, prezident, sevet direktör, deme mesele, ooo, 20 talan puanı yok bizde. Var ya 6'da bağına var. 6'da bağına var, var ya. Bu yetişkin ciddi ham olsun. Bu birinci yerlerinizde üçte adam nedir? Hayır, tamam. Master'sız. Birinci yerlerinizde üçte adam master bu işi. Adam kalın, birinci yerlerinizde üçte adam, üçte adam adam benim nedir bu işi bir adam benim. Ama expert'sız. Expert dediğine bu, bir dakika demezsin. Bu, expert. Ama mesela, birbirine rütbezi mesela. Ana Nadejda master expert o'tkazyapti, webinar o'tkazyapti. Master expert degan juda katta lavozim berdi. Ularga juda katta imkoniyatlar bor. Va kelgusida yana imkoniyatlar ko'payib boradi. Kelgusida har bir shaharda, har bitta aholi ko'p yashaydigan markazda bittadan ofis ochishlik kampaniya nima qilgan? Rejalashtirilgan. Ertaga moliya bozoriga chiqadigan bo'lsa kampaniya qurilishlarni boshlaydigan bo'lsa, mamlakatlar qurilishi kiradigan bo'lsa, bunga qiziqchilar ortadigan bo'lsa, albatta har bitta aholi punktlarida bittadan ofis ochiladi. O'sha ofislarda kimlar ishlaydi? Albatta tajribali strukturasida minglab odamlar bor odamlarni bilmadim. Million dollar bo'lgan odam bo'lsa, million dollarga egin sisidan bo'lsa, bir kishini taklif qilib, uni bir narsa tushuntirib berishi bilmaydigan bo'lsa, undan manfaat yo'q. U o'sha o'zi uchun qildi, u harakat o'zi uchun qildi. Siz o'qidingiz, o'rgandingiz, ko'rishga qatnashdingiz, ma'lum darsda motivatsiya oldingiz, rivojlandingiz, odamlarga taqdim etdingiz, odamlarga yordam berdingiz. Birinchi maqsadda bizda nima bo'lish kerak? Yordam berish. Do'st birodarlarimizga atrofimizdagilarga yordam berishlik. Biz qanchalik atrofimizdagi odamlarimizga qanchalik ko'p biz yordam beradigan bo'lsak, bizni mavqeyimiz shuncha bo'ladi. Va bizni pul o'zi qo'yib beradigan holatga kelamiz. Shunday qilib, mana shu o'qish masalasida oddiy bir ozgina biz diyorimizda ko'plab, ya'ni 95% aholi musulmon bo'lganligi uchun mana shunday ozgina bir tushuntirish masalasida keltirdim. Shunda Alloh o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilgan ilk oyati ifratdir. Ma'nosi o'qir. Alloh subhanahu taolo payg'ambarni yuborib, unga nozil qilgan birinchi so'zi nima bo'ldi? O'qir. Yani o'qishda katta ekanda sizni bizni yaratgan zot o'qi deb turgan bo'lsa demak o'qishda katta bir manfaat bor ekanda o'qishimiz kerak ekanda xodimi bo'lsin xodimi bo'lsin farqi yo'q o'qish kerak ilm olish kerak izlanish kerak payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bizlarga nasihat ham shu ma'noda dunyoda shunday yashangki xuddi bugun hayotimizning oxirgi kuni dunyoda bilim olishga shunchalik oshiqingki, xuddi doim yashaydigandek. Men buni ma'nosini aniq tushunmagan ekanman, anglab yetmagan ekanman. Ma'no shunday ekanki, bugun dunyo ishini qilayotganda shunaqa qilishlik kerakki, bugungi ishim ertaga qolib ketmasin. Men bugun vafot qilsam, mening dunyodagi oxirgi kunim bo'lsa, meni bajarayotgan ishimni biroq bajara olmaydi degan maqsadda bo'lishimiz kerak ekan. Ya'ni bir do'stimizga shu ma'lumotni tezroq shu odamga yetkazayin. Shu bugun shu odamga bu ma'lumot berayin.
Ertaga men uni qoladigan bo'lsam, dunyodagi men bugun og'ir kunim bo'ladi desa, bu ma'lumot qolib ketmasin deyishimiz kerak ekan. Bir kishiga yaxshilik qilishlikka ulgurishlik harakat qilishimiz kerak ekan. Oldingi suhbatimizda xuddi o'zi. Yordam qilishlikka. Atrofingizdan kimga yordam qiling. Xuddi ertaga o'lib qoladigandek uni shoshiling, oshiqing, boring, uni o'rgating, tushuntiring unga. Ertaga kech bo'lmasin. Lekin o'qishga harakat qiladigan bo'lsak, bir narsani o'qib o'rganmoqchi bo'lsak, shu narsani og'ir yetishim kerak men. Bor imkoniyatni sarf qilib dünyada ben kuddu uçuşka kılırdığım hareketimiz daim dünyada yaşadığım odan için hayat karışırmış gereken de. Öyle mi? Acayip bir mesele de. Ahir gündemde, ben şu ahir slide ahir varakı bu sekere, ahir gündemde ben şu nasıl hayalinde gibi oldu değil mi? Allah bunu verdi de yetkazdı da. Acayip uğutla. Hatta ki sizi bize yatkan Allah okudun deptirgen bu ise ne için bu okumasını gerek? Ne için biz organmasını gerek? Şimdi yani ailenip gelip rekabeti yok. Bana ettik boşan işte 100-200 yılda mesela bunu yanlarından biz işimiz dedik. Bizi bizimsimiz 100-200 yıl devam ettiği halde dedik. Çünkü masraflarını ayırttık, çüntürdük. Bak şimdi o bulan derken, o da şu 200 yıl yaşayan da harekat kılıp, 200 yıl derken yine adamlara bilim bir şey, sabah bir şey harekat kılıp, bilmemiz aşırışımız genelde. Taşırımızdan bu ayet çok buldum. Rahmat. Barça katlaşır uçlara rahmat. Salamat olayım da tanıca oyunu sağ olsun. Bugün modülümüz de dedi. Savalar bu ise marhamat. Merhabalar, sorular var mı? Kimde sorul var? Sorucu kısmını kildi. Sorular varsa merhamet. Derslerimizi de okumayalımız, yeniliğini okumayalımız çünkü modülleşim çelişmek yaratılımdan. Michael Bent tamamında şu anda kısa modülü yaratılırken, o şu modülü yaratılırken. Bunlar mesela Michael Bent kuzu 6 minutlik yapırken, 5 minutlik 6 minutlik yapırken. Ben bu nesene 30-35 minutlik haber yapmam. Şunlarlı bulsun ki, en kavramlı kılım ben yapıyorum çünkü geleyim ben. Halkımızda yeterli derecede. Bizim intellektüelimiz Avrupa intellektüeliyle yani yeterli imaz. Şunun için Avrupa'da mesela bizde sizinle bizde kanımızda kapitalistik tüzüm ırkı yok. Biz faydalizmle doğrudan sosyalizm götürmüz. Sosyalizm demokratiyem kapitalizm bir türlü. Kapitalistik düşünce bizde bu mekalleri için bizde önce rojanış kıyım buluyordu da boylanma. Lakin dastlakta güde yakışık etkenmiz. Güde yakışık etkenmiz. Biz mesela o şey dastlakta yıllarda düşünceye harekat kıl 10 bindan artık bizde adam. Şimdi adamı söyleyen bizde ko. Bunun için toprak bu işlem gerek. Halkımızda, kazandığımızda, kandaşlarımızda bu bilimlerini yetkilişimiz gerek. Bu algan bilimlerimizi bir kişiye depo yetkizmezsek o şanda o şey zengle kalır. Bu çağlar tuş gerek. Şahar çağlar tuşan ötkür koyardı. Çağlamaya koysanız şansını kesmeye koyardı. Bilim aynı şuna kadar şansı kutmaya koyardı. Bilimler de hoşuyun siz gerek. Hop sizden hem rahmet ustanım. Bahtiyar Can aman mısınız? Tanrı Can'ınız sağ olun. Var mısınız? Görüşmeyiniz, patlaşmayınız. Ne ben yani ki neyse beni korumak ki ters. Kuşturaylık. Ne bak sağ bu mesela. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Savallı yolbaşı bulunan dersimizi bulunan mazunumuz yakınlayınız. Barçaka olmad, çöntelerine dar olmad. Hem benizle, yolunu yaşlı koyanlar gibi kursan ben. Mekhir gözde değilleri koruşturaylık, dinanıştıraylık. Savallı olsa, yokuz, ben bir koşumçalık olsa, kul götürülse, söz veremiz, mikrofon veremiz, kamera veremiz, beman getirip, niyatlarımızı bildirişimiz mümkün. Anca buldum ben bunu vermemem ve gelin de ne yapayımız? Ben yakında bir Andijan'da bordum. Kopçilik bilen bu programımız için ben bir vakit acet olmadım. Siz tamam bu kopçilikte. İnşallah Rabbul Alemin. Vakti hocam konuşunca. Hürmetli amkaslarımız savallı bu mesela.
Ebrahim Ekber Han, Ömer Han, Ahmet Can. Dostlarım, Nergizahan, Nedirdahan, Necde, Yusufus.